Ankara'da düzenlenen 6. Güvenlik ve Ülke Güvenliği Fuarı, gelişmiş teknolojiye sahip ürünlere ev sahipliği yaptı. Fuarda özellikle güneş enerjisiyle çalışan yerli güvenlik ve takip platformları dikkat çekti. Sınır güvenliği, kırsal bölge takibi, afetlere müdahale. Ankara'da düzenlenen 6. Güvenlik ve Ülke Güvenliği Fuarı'nda yüksek teknolojiye sahip ürünler sergilendi. Özellikle yerli imkanlarla geliştirilen solar güvenlik platformları ilgiyle karşılandı. Güneş enerjisi artık kırsalda, sınırda ya da sınır ötesinde güvenliği sağlamaya yönelik de kullanılıyor. Sabit ya da hareketli platformlar güvenliği sağlanacak alana yerleştiriliyor. Sonrasında üzerindeki kameralar vasıtasıyla 24 saat kesintisiz görüntü aktarıyor. Tüm bu işleri yaparken de üzerindeki solar paneller vasıtasıyla enerjisini güneşten alıyor. Tamamıyla kablosuz ve altyapısız kendi üzerindeki panellerle enerjisini üreten, kendi içerisindeki bataryalarla ve üzerindeki elektronik sistemleri çalıştıran bir sistem. Şu anda Doğu ve Güneydoğu'yla sınır hattında 150'den fazla sabit platform kullanılıyor. 2024'te bu rakam 300'ün üzerine çıkacak. Yüksekliği 10 metreyi bulan bu sabit ya da hareketli platformlar kurulurken herhangi bir altyapı çalışması gerekmiyor. Çünkü görüntü kablosuz olarak 4.5G şebekesi üzerinden ya da radyo frekansları aracılığıyla merkeze naklediliyor. Sistem en az 48 saat zaten hiçbir güneş olmasa dahi kendini de çalışabilecek şekilde dolaşmış. Fuarda en çok dikkat çeken ürünlerden biri bu işte elimdeki uzaktan müdahale cihazı. Aslında anlayacağımız dilde kartuşlu elektrik tabancası. Dünyada birçok ülkede kullanılıyor. Tetiğe basıldığında önündeki bu iki kartuş saldırganın ya da şüphelinin vücuduna yapışıyor. 7 metreye kadar da atış yapılabiliyor. Sonrasında saldırgan 5 saniyeliğine adeta geçici bir felç yaşıyor. İşte o anda güvenlik güçleri saldırganı etkisiz hale getirebiliyor. 50 bin voltla kişiye ileten iki tane ok çıkıyor içerisinden ve bunlar çok ince, saç kılı kadar incelikte iki tane kabloyla 7,5 metreye kadar atılabiliyor. Ve kişiye yapıştığı zaman beyni çok iyi çalışıyor fakat beyniyle kaslarını kumanda edemiyor. Ve bu 5 saniyelik bir süre içerisinde emniyet güçlerinin, kolluk kuvvetlerinin o kişiyi kontrol altına almasını sağlıyor. Peki ya müdahale esnasında cihazın üzerindeki bu kartuşlar bittiğinde ne olacak? O zaman da işte bu elektroşok başlıkları devreye girecek. Temasla birlikte yaklaşık 50 bin volt işte bu şekilde 5 saniye boyunca saldırgana uygulanacak. Ardından saldırgan yine etkisiz hale gelebilecek. Ve bu ses ve görüntü sayesinde bu uzaktan müdahale cihazının caydırıcı etkisi de bulunuyor. Bu bir kartuş. Bu kartuşun 2 atımlık hakkı var. Bunun 10 atımlık kartuşları da mevcut. Bunun elektroşok cihazı denen dokundurma yoluyla bir şeyi var. Tabii bu, bakın, bu ama insanı etkisiz hale getirmez, sadece acı verir. Birçok yüksek teknoloji ürününün yer aldığı fuar 12 Mayıs'ta sona erecek.